Ülke TV ekranlarından mutlu pazarlar. Değerli seyircilerimiz, yeni bir Hayat Tercihtir programıyla daha bugün de karşınızdayız. Ne yapıyoruz? Eğitim ve yaşama dair önemli gelişmeleri bu ekranlardan kıymetli hocalarımızın katılımıyla birlikte ele alıyoruz, masaya yatırıyoruz, derinlemesine irdeliyoruz. Bu dönem önemli. O yüzden Hayat Tercihtir programıyla karşınızdayız arkadaşlar. Ek-kontenjan dönemi gerçekten bu dönemde ciddi avantajlar var. Üniversiteye bu sene için üniversiteye yerleşme adına son şansınız olabilir. Bu son şansı da iyi kullanmanız gerekir. Biz de bu şansı nasıl avantaja, bu imkanları nasıl avantaja dönüştürebilirsiniz? Onu konuşacağız. Biraz bölüm ve programları tanıtacağız. Üsküdar Üniversitesi'nden kıymetli hocalarım bugün bizlerle. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, yine İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde çok güzel bölüm ve programlar var. Bunların biraz ayrıntılarını ele alacağız, hocalarımızdan dinleyeceğiz. Evet, girişte de bahsettim arkadaşlar. Hocalarımızın söylemlerine kesinlikle kulak verin. Çok önemli söylemlerde bulunacak ve doğru tercih için neler yapmanız gerektiğinin de ayrıntılarını, bölüm meslek seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini de, kendinize uygun bir meslek nasıl seçilebilir, bunun ayrıntılarını da hocalarım sizlerle paylaşacak. Üsküdar Üniversitesi'nin sunmuş olduğu imkanları kendilerinden dinleyeceğiz. Oraya giderseniz orada nasıl bir eğitim modeliyle karşılaşacaksınız, hayatınızı, yaşama dair donanımlarınızı nasıl elde edeceksiniz, hocalarımdan bunun ayrıntılarını da dinleyeceğiz. Dediğim gibi başta bölüm ve programlara ilişkin sorularınızı, her türlü sorunuzu arkadaşlar hocalarıma yönelteceğim samimiyette. Nasıl yapacağız bunu? sabanozde@gmail.com'dan sorularınızı alacağım. Yine sabanozde Twitter adresinden ve Hayat Tercihtir Facebook sayfasından da sorularınızı kıymetli hocalarımız ve bizlerle paylaşabilirsiniz. Hemen ben hocalarıma vakit kaybetmekten de dönmek istiyorum. Girişte de bahsettik, belirttiğimiz gibi Üsküdar Üniversitesi'nin 4 ismi olacaktı ama bugün Mehmet Zayko hocamız da aramızda olamadı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanımız Sayın Profesör Doktor Selahattin Gültekin hocam, ayaklarınıza sağlık, şerefler verdiniz. Söylemlerinizi biliyoruz hocam. Mühendisliğe ilişkin çok ciddi söylemleriniz var arkadaşlarımıza. Ayrıntıları alacağız. Tekrar hoş geldiniz. Diğer bir isim yine Besti Üstün Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü. Hocam siz de hoş geldiniz. Zaman zaman sizleri arkadaşlarla buluşturuyorum. Bugün de öyle yaptım çünkü onlar için kritik dönem. Yarın itibariyle kılavuzun yayınlanması söz konusu ve tercihlerde 15-19 Cuma'ya kadar devam edecek. Sizin söylemlerinizle arkadaşlara tabii ki yön verecek, ışık tutacak. Ve diğer bir isim İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Üsküdar Üniversitesi'nden Profesör Doktor Adnan Ömer Ustaoğlu. Hocam sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Evet arkadaşlar, sorularınızı hocalarımla paylaşabilirsiniz. Hemen ilerleyelim. Şimdi hocam, ek-kontenjan aslında bir avantaj. Üniversitelerde burs oranları artıyor ki Üsküdar Üniversitesi'nde de %75'e varan burs imkanları olduğunu biliyorum. Ayrıntıları da belki arkadaşlarla paylaşmak istersiniz. Hocam, pozitif ayrımcılık yapıp Besit hocamdan mı başlayalım bayan olarak? Evet, evet hocam, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu birçok programınız var. Evet. Sayı olarak ağız ve diş sağlığı, ameliyathane hizmetleri, anestezi, biyomedikal cihaz teknolojileri, çocuk gelişimi, diş protez, diyaliz, perfüzyon, optisyenlik, odyometri, siz de sayacaksınız belki bunları ama Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun önemli olduğunu biliyoruz hocam. Arkadaşlarımızı çok kısa bir sürede profesyonel donanıma sahip olup meslek hayatına atıldıklarını siz de vurguluyorsunuz. Biraz üniversitenizden, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan bahsetmenizi isteyeceğim ama ek kontenjanı arkadaşlar nasıl avantaja dönüştürebilir? Bunun da ilişkin belki birkaç söyleminiz olacaktır. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, sizin de belirttiğiniz gibi Üsküdar Üniversitesi'nin ikinci öğretimi de dahil olmak üzere 42 programımız mevcuttur. Çok geniş yelpazede bir eğitim fırsatı sunuyoruz gençlere. Ek kontenjanlar da sizin de söylediğiniz gibi başvurular resmi olarak açıklanmadı ama başlayacak yakında. Bu da öğrencilerimiz için yeniden ikinci bir fırsat aslında. Belki de son fırsat aslında bu. Bu yıl için son fırsat. Evet, bir daha kalmadı. Onun için çok iyi değerlendirme öneriyoruz. Üniversitemizin Meslek Yüksekokulu'nun programlarında
ek kontenjanlarımız var. Evet. Ve yeni burs olanakları da var. Öğrencilerimiz o kılavuzları inceleyerek o programlardan kendilerine uygun olan, yine her zaman söylediğimiz gibi, önce ilgi alanlarına uygun, kendi istedikleri, gelecekte ne olmak istediklerini bilerek seçebilecekleri bir programa yerleşmeleri öneriyoruz. 2 yıllık okullarda bildiğimiz gibi meslek edindirmeye yönelik, evet, nitelikli insan gücü yetiştirmeye yönelik meslek edindirmeye yönelik programlardır. Ön lisans programlarıdır. Kısa sürede mesleğe, hayata atılmaya sağlayan programlar olduğu için çok önemli. Hmm. Üsküdar Üniversitesi de bildiğimiz gibi yine davranış bilimleri ve sağlık alanında Türkiye'nin ilk tematik üniversitesi. Bu anlamda da bizim okul çok avantajlı. Üniversitemizin tüm olanaklarından yararlanıyor. Tüm fakültelerimizin hocaları, altyapısı, kütüphanesi, laboratuvarlarıyla birlikte meslek yüksekokulu öğrencilerine en ideal şekilde, dünya standartlarında eğitim vermeye çalışıyoruz. Hocam, buradan size geçmek istiyorum ben. Besit Hocam, aslında bir anlamda meslek seçiminde kişi kendini hani farkında olup doğru tercih yapması gerektiğinin önemine dikkat çekti. Yıllardır hocasınız, akademisyensiniz, yurt dışlarında da bulundunuz, çok ciddi üniversitelerde de görev aldınız. Bu noktada hocam, kısaca arkadaşlara öneriniz, hani doğru mesleğe, bir mühendissiniz aynı zamanda. Baktığımda da sizin üniversitenizin fakültesinde, Mühendislik Doğa Bilimleri Fakültesinde bilgisayar mühendisi, biyomühendislik, endüstri ve sistem mühendisi, moleküler biyoloji ve genetik, yine moleküler biyoloji ve genetiğinde İngilizce bölümü var hocam. Arkadaşlara mesela bu mühendisi seçmek isteyen, bu fakültede okumak isteyen arkadaşlara öneriniz olacak mı? Bir de doğru mesleğe, kendine uygun mesleği seçmeleri adına onlara tiyolar verebilir misiniz hocam? Evet, tabii o kadar kolay değil bunlar ama. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Kişi tabiatıyla kendi yeteneklerine bağlı, çok yetenekleriyle önemli, uygun bir mesleği seçmesi lazım. Onun dışında istemediği veya başkasının zoruyla seçmiş olduğu bir meslekte başarılı olması çok zor oluyor. Gerçi girdikten sonra biraz tanıyabilir ama bence gönlünden ne geçiyorsa, evet, yapabileceği şeyinin, kabiliyetinin yeterli olduğu mesleklere doğru yönelmesi tabiatıyla en uygunudur ve doğru, böyle olması lazım. Mühendisliğe gelince, yani eğer bir öğrenci mühendislik ve doğa bilimlerini seçecekse, doğa bilimleri derken yine fen bilimlerini kastediyoruz. Evet. Hepsi içe girmiş vaziyette. Tabiatıyla pratik olarak düşünmeye meyilli insanların matematiği ve fen derslerini sevmesi başta gelen şeylerden birisidir. Önemli faktörlerden birisi. Eğer zaten puan da alabilmesi için bunlardan başarılı olması lazım. Ama mühendislikte esas şudur. Yani devamlı olarak hesap kitap içerisinde olacaksın. 5 adım, 10 adım sonrasını düşüneceksin bir yerde herhangi bir şeye karar verirken. Mühendisliğin esası buradan geliyor. Şimdi bizdeki, biraz evvel siz de bahsettiniz, bizdeki mühendislik bölümleri, bizim Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi içinde bilgisayar mühendisliğimiz var. Evet. Biyomühendislik var ki yeni bir mühendisliktir o da. Türkiye'de yeni bir mühendislik. Endüstri ve sistem mühendisliği var. Bunu biz yeni açtık. Bu sene öğretime başlıyor. Moleküler biyoloji ve genetik var. Bunun %100 İngilizce ve %100 Türkçesi var. Şunu da söyleyeyim. Türkçe olan diğer bölümlerde biz %30'a kadar İngilizce ders verebiliyoruz. Bizdeki bu programların hepsinde İngilizce zorunlu hazırlık vardır. Evet. Onu, çünkü yani bunlarda başarılı olmak için belli seviyede İngilizce bilmeniz lazım. Başka türlü başarılı olmanız mümkün değil. O bakımdan hazırlıktan gelen öğrenciler Türkçe şeyde olsa, bölümde olsa dahi isterlerse biz %30'a kadar onlara İngilizce derslerde paralel olarak açabiliyoruz. Bu büyük bir avantaj öğrenciler için. Bir de tabii ek kontenjanlarda bazen ek kontenjana kalmak hayırlı gibi gözüküyor insana. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela bizim bilgisayar şeyde mühendislik fakültesinde ücretli kimse yok. Yani hep burslu. Tamamen burslu öğrenciler. Tamamen burslu. Ciddi avantaj. Şöyle %100 burs vardı, %75 vardı ve %50 vardı burslar. Ücretli bir şey yoktu bu sene. Şimdi
ek kontenjandan tabii bazı açıklar falan oldu. Yani kontenjanlar bu söylediğim bölümlerde bazı açıklarımız var. Burayı tercih eden ek kontenjandan gelen öğrencilere hepsine %75 burs verilecek. Hı hı. Mesela %50 ile daha önce girmiş olan bir öğrenci eğer buraya kalmış olsaydı ve tercih etseydi %75 alacaktı. Onun için diyorum ki bazen girememe hayırlı olabiliyor bazı hususlarda. Bu öğrencileri mutlak surette nazara dikkate almaları lazım. Bu daha ziyade aileleri şey yapıyor. Ne kadar açık olduğunu bizim web sayfasına girmek ve kılavuzda çıkan şeyleri dikkate alarak buradan yararlanabilirler. Ama dediğim gibi gönlün neyi istiyorsa onu yapsınlar. Yani önce evet. Bir kere şu mesleği seçmek istiyorum. Daha sonra hangi şehirde ve hangi üniversitede? Benim şahsen sıram böyle gider. Ben öğrenci olsaydım ve bunların herkesin buna dikkat etmesi lazım diye düşünüyorum. Hocam, burada yapmış olduğunuz programlarda tabii sizlerin katılımıyla hep şöyle tanımlıyoruz. Aslında bir üçgen var. Bölüm, şehir, üniversite. Arkadaşlar bu arada gidip geliyorlar. Velileri de tabii bazen kararsız da verebilir ama önce sizin de belirttiğiniz gibi aslında önce bölüm seçimi, sonra üniversite ve şehir ardından. Ondan sonra geliyor. Yani bölüm burada çok önemli. Hı. Ya her şeyden önce yani o üçlü dediniz ya, üçünün ağırlık şeyi faktörü aynı değil. Bölüm belki %75'tir. Öbürlerinden çok daha az düşüyor. O bakımdan bölüm burada son derece önemli. Çünkü bölüm demek ben bu mesleği seçeceğim demektir. Hayatınız boyunca. Hayatınız boyunca. Yani ben belki defalarca söylemişimdir. Evlilik gibi bir şey. Hatta ondan da öte. Evlilikte maalesef bazı hallerde geri dönebiliyorsunuz. Şu veya bu şekilde maalesef. Fakat mesleği seçtikten sonra artık onunla 40-50 sene veya ölünceye kadar yaşayacaksınız. O bakımdan burada verilen karar son derece önemli. Hocam dün kurucu rektörünüz Profesör Doktor Nevzat Arhan burada bir konuğumdu. Bu bölüm seçimine ilişkin çok ilginç bir söylemi oldu. Evlilikten önce gözünüzü 4 açacaksınız, evlendikten sonra gözünüzü 1 açacaksınız dedi. Yani bölümü de seçtikten sonra onun hakkını verip, değil mi hocam? İyi analizler yap, bölümü seçtikten sonra onun hakkını verip onu en iyi icra edebilecek, en iyi eğitimini alarak bunu da yaşam boyunca icra etmek gerekiyor. Diyelim buradan Adnan Hocam'la devam edelim programımıza. Kontenjan avantajlarından biri tabii Selahattin Hocam dedi aslında %75'e varan burs imkanları, öğrencilerin çok avantajı. Hani farklı, ben şöyle yorumluyorum hocam. Şimdi arkadaşlar farklı şehirlere gidebilir, farklı şehirlerde okuyabilir ama bulunduğu şehirde üniversite okuma aslında bir vakıf üniversitesine gitmesi hani şey olarak da kaynak olarak da aslında çok daha cazip hale gelebiliyor. Üniversiteler mesela 200'e yakın üniversite var Türkiye genelinde. İstanbul Üniversiteler şehri. Sizin üniversitenize Üsküdar'ın merkezinde, bu da ciddi bir avantaj. Sizin bölümlerinize de baktığımda felsefe, psikoloji, insan ve toplum bilimleri fakültesi olarak siyaset, bilimi, uluslararası ilişkiler, sosyoloji. İki bölümünüz yeni hocam. Siyaset, bilimi, uluslararası ilişkiler ve sosyoloji. Biraz sizin mesela sizi tercih edecek arkadaşları nasıl yetiştireceksiniz, onları nasıl hayata hazırlayacaksınız, onlara nasıl bir bakış açısı kazandıracaksınız hocam? Buradan ilerleyebilir miyiz sizinle? Önerilerinizi alalım tabii hocam kontenjana ilişkin. Akabinde de böyle ilerleyelim. 5 bölümümüz var. Bunların 2 tanesi yeni bölüm. Siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ve sosyoloji bölümü. İngilizce psikoloji, Türkçe psikoloji ve felsefe bölümlerinde. Evet. 3. yıla devam edecek bu sene öğrencilerimiz inşallah. Yeni bölümlerimize de daha önceden açtığımız bölümlerde de ilgi var. Ancak yine de bu ilgiye rağmen belli oranda bir açık var. Onu da ek kontenjanla tamamlamak istiyoruz. Psikoloji bölümünde %50 burs var ek kontenjanda. Felsefe, sosyoloji, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerde %75 burs olanağı var. Bu biraz önce Selahattin Hocam'ın da söylediği gibi bir fırsat gibi de gözüküyor öğrenciler için. Belki Best Hocam'ın dediği gibi bu senenin son fırsatı. Evet. Bunu değerlendirebilirler. Biz nasıl bir eğitim vermeyi amaçlıyoruz? Bir defa eğitim dediğimiz zaman merkezde öğretim üyesi var bu işin. Bizim
49 tane öğretim elemanımız var. Bunların 40 tanesi öğretim üyesi. Bu şu demek, aşağı yukarı her bölüme ona yakın öğretim üyesi düşüyor. Bazı bölümlerde daha fazla tabii psikolojide ama genel ortalamamız bu düzeyde. Evet. Yani bir vakıf üniversitesi için bu kadar 40'ın üzerinde öğretim üyesinin bulunması çok büyük bir avantaj. Kadro değil mi? Çoğu zaman bu kadar öğretim üyesini bir araya getirme imkanı olamıyor. Maddi sebeplerden de dolayı, diğer imkanlardan dolayı. Biz yüksek öğretim yeterlilik kriterlerine uygun bir eğitimi ve dünya ölçeğinde aslında bir eğitimi vermek istiyoruz. Artık küreselleşen dünyada sadece sizin kendinize özgü belli bir program hazırlayıp onu sunmanız yetmez. Diğer programlardan da haberdar olmanız lazım. Evet. Ve geleceği de düşünmeniz lazım. Bu sene üniversiteye başlayan hazırlık okuyan öğrenci 5 yıl sonra mezun olacak. Hazırlık okumayanlar 4 yıl sonra mezun olacak. Bunların 5 yıl sonrasını, 4 yıl sonrasını hatta 10 yıl sonrasını düşünerek bir eğitim vermek gerekiyor. Biz burada bilgiyi, beceriyi ve yetkinliği esas alan, zaten bu bir yeterlilik kriteridir aynı zamanda bir eğitim düşünüyoruz. Bu genel, tabii yüksek öğretimin de dayandığı temel prensip. Ama bunun yanında bizim eğitimimiz uygulamaya yönelik. Uygulamayı önemsiyoruz. Biz öğrenciye paket halinde belli bir bilgiyi ezberletmek, kazandırmak derdinde değiliz. Bunun yararı da yok. Bu artık eskide kaldı, geride kaldı. Çok daha belki geriye gidersek, Konfüçyüs'ün bir sözü var. Konfüçyüs diyor ki, duyduklarınızı unutursunuz, gördüklerinizi hatırlarsınız, yaptıklarınızı öğrenirsiniz diyor. Onun için biz uygulamaya esas veriyoruz, öncelik veriyoruz. Uygulama dediğimiz zaman tabii bilgiyi elde etme esası üzerinden bir uygulama başlayacak. Birinci basamak da bu. Bilgi neydi? Bilgi dediğimiz şey de olaylarla, olgularla ilgili bizim akıl yürütme, gözlem, deney gibi bir takım bağlarla ilişki kurup buradan bir ürün çıkarmamız. Bir ürün ortaya çıkaracağız. Bizim eğitim sistemimizde bu ürünün ortaya çıkarılmasında biz inşayı esas alıyoruz. Bilgi bir inşa etme sürecidir. İnşa edecek, kendisi oluşturacak. Tıpkı Konfüçyüs'ün dediği gibi kendi inşa edecek. Bunun önemi ne? Bunun önemi şu. Çok sık duyuyoruz mesela. Algı yönetiminden söz ediliyor. Bazen bakıyoruz, algılar olguların önüne geçiyor. Algı gerçeğin kendisi olarak kabul ediliyor. Ne deniyor? Evet. Pardon. Gerçek budur deniyor. Oysa ki algı sadece gerçeğin bir yorumudur. Bunu öğrencinin eğitim sürecince öğrenmesi gerekiyor ki onun üzerinde bir algı yönetimi yapılamasın. Evet. Yalnız bir olayla ilgili algının gerisini okuyabilsin. Hı hı. Onun için diyoruz biz, bilgiyi inşa edecek öğrenci bizde. Ezber yok. Ona bir paketi tanıtma yok. Belki bir meslek edindirme kursunda bir paket vardır. Siz o paketi verebilirsiniz. Hı hı. Orada uygundur. Ama artık günümüzün üniversite eğitiminin içerisinde buna yer kalmadı. Öyleyse siz bu bilgiyi öğrenci nasıl inşa edecek bir program düzenlemelisiniz. Evet. Bu da uygulamaya yönelik doğal olarak bir program olacak. Bununla ilgili sosyal bilimler alanıyla çok bağdaştırılmaz ama mesela laboratuvarlarımız var. Evet. Bizde de görüntüleme laboratuvarlarımızdan öğrenciler yararlanıyor. Hayvan laboratuvarı bile bizim için önemli. Mesela psikolojide İnsan davranışını araştırıyorsunuz. İnsan davranışını öğrenmeye çalışırken yapacağınız araştırmaların çoğunu insan üzerinde yapamazsınız. Hı hı. İlaçla veya bir takım işte ışık vermeyle, ona ışığa maruz katmayla, onu yalıtmayla, yalnızlaştırmayla bunları hayvanlar üzerinde yapıyorsunuz. Mesela bizde bununla ilgili bizde bir hayvan laboratuvarı var. Bu tür deneylerin yapılması için, insan üzerinde yapılamayan deneylerin orada kolayca yapılması için. Bunları bile önemsiyoruz. Beyin görüntülemeler var. İnsanın eylemleriyle ilgili, insanın tutumlarıyla ilgili insan beyninde neler gerçekleşiyor? Hı hı. Bunu da bilmek lazım. Oradaki salgılar falan çok biyolojinin konusudur. Fizyolojinin veya anatominin konusudur. İşte dopamin salgılanması, serotonin salgılanması falan ama bunu bizim öğrencimizin de
bilmesi lazım. Çünkü bir şeyi hesaplıyoruz biz. İnsan toplum bilimleri fakültesi esasında biz diyoruz ki işi insanı anlamak. Zaten evet. Üniversitemizin de parolası budur. Hmm. Dikkat ederseniz insanı anlamaya bir adım daha diyoruz. İnsanı anlama faaliyeti evet. üzerinde yoğunlaşıyoruz. Bizim fakültemizin temeli bunun üzerine dayanıyor. Anlamanın üzerine bu anlamayı gerçekleştirmek için ne yapacağız? Sorgulama yapacağız. Evet. Bu anlamayı gerçekleştirmek için ne yapacağız? Eleştirel düşüneceğiz. Felsefeye bu anlamayı evet tabii ki ama bütün disiplinler için bu bizim eğitim felsefemiz. Evet, evet. Bir eğitim felsefeniz olacak veya bir bilim felsefeniz olacak. Eğitim yapmak için, bilim yapmak için eğer bunlar yoksa sizin bu işte ne yaptığınızı bilemezsiniz. Artık savrulursunuz duruma göre. Evet hocam. Bu açıdan biz işi iyi yapılandırıp sağlam bir eğitim verme yolunda ilerliyoruz diyebilirim. Fakültenizi ve üniversiteyi tanımaya sürdüreceğiz. Bu arada Adnan Hocam bir felsefeci. Bunu da buradan hatırlatalım arkadaşlarımıza. Beste Hocam'la devam etmek istiyorum. Ezber eğitim sisteminin ötesine geçiyoruz dedi Adnan Hocam. Uygulama imkanları sosyal bilimlerde dahi dedi. Uygulama imkanlarını biz arkadaşlarımıza, öğrencilerimize sunacağız dedi hocam. Peki sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunda arkadaşlarımıza ne tür avantajlar sunacaksınız? 42 tane bölüm programdan bahsettiniz. Ve hepsi de gerçekten geleceği olan. Yani bugünü okuyan aynı zamanda gelecekte de revaçta olabilecek programlar. Zaten Türkiye'de değil mi hocam krize girmeyen tek alan evet. sağlık alanı. Nasıl bir eğitim modeli olacak? Mesela uygulama imkanları olacak mı arkadaşlarımız? Biraz buradan bahsedebilir miyiz? Nasıl yetiştireceğiz onları? Tabii. Adnan Hocam'ın dediği gibi üniversitemizin felsefesi ve ilkelerine uygun olarak bizde de benzer şekilde benzer anlayışla eğitim programımız sürmekte. Evet, şimdi meslek yüksekokulunun diğerlerinden belki farkı daha uygulama ağırlıklı olması gerekiyor. Çünkü bir an önce mesleğe yetiştireceğiz. İki yılda hazırlıyoruz. Bu anlamda bizim bölümlerimiz, üniversitemiz yeni bir yerleşkeye taşındı. Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu Çarşı yerleşkemizde. Bir sağlık üssü oluşturuyorsunuz evet, hocam. Evet, oraya taşındık. Orası gerçekten bir sağlık üssü oldu. Laboratuvarlarıyla, derslikleriyle. Orada gerçekten Üsküdar Üniversitesi bütün olanaklarını seferber ederek öğrencilerimiz için çok yararlı olabilecek laboratuvarlar oluşturuldu. Fizyoterapi, diş protez laboratuvarı, sanat terapisi laboratuvarı, tıbbi beceri öğretmek için laboratuvarlarımız oluştu. Gıda teknolojisi için laboratuvar, optisyenlik için oldukça güzel bir laboratuvarımız oluştu. Öğrenciler neredeyse eğitimlerinin yarıya yakınını uygulama alanlarında geçirecek. Bunlar yıl içi uygulamalar. Bir de ayrıca yaz stajlarımızla öğrendiklerini pekiştirebilecekleri ve hayata geçirebilecekleri alanlarda uygulama fırsatları var. Hastanemiz var. Orada da ilgili orada bölümlerin. Orada ciddi avantaj hocam. Evet çok ciddi avantaj. Orada da alanlarıyla ilgili uygulamaları yapacaklar. Onun dışında kalan yerlerle zaten İstanbul'da bir şans aslında çok çeşitli uygulama olanakları var. Üniversitemiz oralarla da bağlantıya geçerek uygulamalarımızı planlamış durumdayız. Öğrencileri zaten hedeflediğimiz artık hocamın da söylediği gibi bilgiden çok öğrenmeyi öğretmek. Nasıl öğrenmeyi öğreniriz? Onu hedefleyerek bilgiye kendilerinin ulaşmalarını sağlayarak ve uygulama becerileriyle donanık halde mezun etmeyi planlıyoruz. Hocam bazı arkadaşlar ben bu soruyu zaman zaman size yöneltirim ama hala bu kaygıda olan arkadaşlarımızın da olduğunu görüyorum. Düşünüyorum da 2 yıllık bölümü hani aslında arkadaşların bunu değil mi hocam dikey geçişle evet. 4 yıla tamamlama gibi bir imkanları evet, var. Öyle. Ki artık öğrenci odaklı bir eğitimin olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar beğenmediği bölüm ve programdan, üniversiteden çok rahat bir şekilde geçiş imkanlarına evet. sahip. Bu noktada da ciddi atılımlar evet. ve adımlar atıldı. DGS imkanları da var evet, aslında. Evet. Biraz belki buradan da bahsetmekte fayda var. Yani gönül rahatlığı da yüksekokulu tercih edip, mesleki donanım alıp oradan kendisi de isterse DGS'ye geçip evet, lisans eğitimini tamamlayabilir. Neredeyse tüm programların dikey geçiş hakkı var. 2 yılı tamamladıktan sonra liste var. Her bölümün farklı alanlara geçişleri var. Eğer kendi okudukları alanla ilgili birebir bölüm varsa zaten oraya direkt geçebiliyorlar. Ama diğerlerinin de geçebilecekleri bölüm var. Onları inceleyerek dikey geçiş hakkı gerçekten lisans tamamlama açısından
Öğrencilerin daha da ilerlemek istiyorlarsa akademik hayatlarını geliştirebilmeleri için bir fırsat. Ayrıca yatay geçişler de bu sene çok ciddi bir olanak sağladı YÖK. Çok fazla yatay geçiş yapan öğrencimiz de oldu. Evet. Onlar da büyük bir fırsat öğrencilerin istedikleri alanlara yönelmeleri için. Çok doğru hocam. Buradan Selahattin hocam sizinle ilerleyelim. Adnan hocam ezber eğitim sistemini ötesinde deyince aklıma ne geldi biliyor musunuz hocam? Siz bizim ekranlarımıza hep diyorsunuz ya 2x2 4 ederi değil de 2x2 nasıl 4 öder biz arkadaşlarımıza bunu anlatıyoruz. Buradan yürüyecek olsa hocam biraz da sizin eğitim sisteminizi, bölümleri, programlarınızı bahsettiniz. Biraz tabii yurt dışı imkanlarını da hocam sizden dinlemek isteriz. Çift anadal, yan dal imkanları da arkadaşlar var. Biraz da buradan ilerleyelim arzu ederseniz. Şimdi Beste Hanım'ın söylediği bir şey vardı. Bu DGS, dikey geçiş sınavıyla şu anda bize bilgisayar mühendisliğine, biyomühendisliğe gelen öğrenciler var. Bizim onlara açılan kontenjan hemen hemen doldu. Çok güzel bir imkan öğrenciler için, bunu söyleyeyim. Yani meslek yüksekokulunda okuyan öğrenciler istedikleri zaman 4 senelik bölüme geçip çok daha başarılı bir şekilde lisans diplomasını alabiliyorlar. Ben hani şu anda işin içinde olduğum için bir ek bilgi vereyim dedim. Adnan Hoca'nın söylediği tabiatıyla son derece doğru. Yani artık öyle bir eğitim dönemine geldik ki, öyle bir eğitim sistemiyle karşı karşıyayız ki bugün dünyada. Sadece bilgileri vermekle yetinmeyeceksiniz. O bilgileri uygulamaya ve hayata geçireceksiniz. Eğer verdiğiniz bilgi hayata tatbik edilemiyorsa, uygulanamıyorsa o bilginin bence fazla bir ehemmiyeti yok. Dolayısıyla biz mühendislik ve doğa bilimlerinde programımızı dizayn ederken, tasarlarken bu şeyi, ilkeyi göz önüne aldık. Yani öğrenci sadece kendisine verilen işte fizik, kimya ve mühendislik derslerinin ötesinde başka şeyler de öğrenmesi lazım. Öğrendiği şeyi hayata uygulayabilmesi lazım. Bu maalesef Türkiye'deki eğitim sisteminde bir problem olarak bizim öğrenciliğimizde vardı. Bir sürü bilgiyle donatılırsın fakat neyi nerede kullanacağını bilemiyorsun. Halbuki burada önemli olan eğitimde çeşitli çekmeceler vardı. Ben ona benzetirim böyle. O çekmecelerden aldığım bilgileri birleştirip bir şey yapabiliyor musunuz? Bütün eğitim sistemi böyle olması lazım. Ve bunun ötesinde sadece mühendislik çerçevesiyle bakmamak lazım. Mesela bizim sosyal bilimler alanında %25 derslerimizin sosyal alanlarda olması lazım, seçmeli dersler. Bu sadece bizim istediğimiz bir şey değil. Bu uluslararası ABET denilen Accreditation Board of Engineering Technology'nin kısaltılmışı. Türkiye'de de bunun müdek karşılığı vardır. Onlar şart koşarlar bunun belli bir. Dolayısıyla öğrenciler artık eskisi gibi böyle sadece mühendislik bilgilerden alayım ben bununla iktifa edeyim değil. Yani çeşitli multidisipliner olarak da öğrencinin yetişmesi lazım. Hayatın bir parçası budur. Çünkü yarın öbür gün kiminle ne alanda, hangi ortamda çalışacağım belli olmaz. Dolayısıyla at gözüyle bakmamak lazım ve bizim programımızın esası da bu. Aslında araştırmalarımız da bu yöndedir. Bir örnek vereyim. Mesela bizim nöro görüntüleme şeyimiz vardır. Araştırma grubumuz vardır. Bu araştırma grubunda rektör bey de şey yapıyor. Yani başında rektör bey var. Mesleklere baktığımızda bu araştırma grubunda kimya mühendisi var, elektronik mühendisi var, psikiyatr var, psikolog var, nörolog var, biyomedikal var, biyolog var, efendim psikolog söyledik mi, psikolog var. Yani gittikçe de genişliyor. Dolayısıyla bakın yani kimler ne arada çalışıyor. Dolayısıyla bir eğitim verildiği zaman da bunları göz önüne almak lazım. Öyle çok dar çerçevede değil, o açıyı biraz daha genişleterek bizim aslında üzerinde durduğumuz eğitim modelimiz bu. Bunu tabii biz yani böyle hani gökyüzünden zembille inmedi bize. Amerika'daki okulların çoğunda bu sistemler uygulanıyor. Nitekim MIT'deki sistemde, mühendislik sisteminde de odur. Öğrenci bazı hallerde mesela tarih dersine
psikoloji der, felsefe dersine şuraya mühendisler için özellikle zorlarlar, gidip alman lazımdır ve öğrenci bunun başlangıçta farkında değil ama hayata atıldığı zaman bunlara ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görebiliyoruz. Yani bizdeki model biraz evvel de söylediğiniz gibi hep söyleriz ama siz güzel benden evvel söylediniz o iki kere iki meselesini. Evet. Önemli olan o. Yani artık tekrar etmiyorum zaman harcamamak için. Bizim modelimiz hakikaten onun üzerine oturuyor. Evet hocam. Bu çift dal, yan dal, onlara onu, da hocam, evet, çok güzel aydınlatırsak arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. O sorun içinde vardı, ben orayı unuttum. Buyurun hocam. Şimdi bu çift ana dal demek, öğrenci X bölümüne girdiği zaman orada diplomasına devam ederken evet. Y bölümüne de eğer belli bir başarı şeyi varsa Y bölümüne de kaydoluyor. Evet. Örnek vereyim daha X yeni yerde mühendis olduğum için onları. Şimdi diyelim ki çocuk bilgisayar mühendisliğine girdi. Tamam, bilgisayar mühendisliği çok başarılı götürüyor. Diyor ki ben biyomühendislikte de başarılı okumak istiyorum. Evet. Çocuk eğer başarılıysa notları müracaat ediyor dekanlığa. Dekanlık inceledikten sonra işte kurullarımızda diyor ki evet sen şimdi biyomühendislikle devam edebilirsin. Dolayısıyla ikisi arasındaki bir kere bilgisayar mühendisliğindeki bütün dersleri alıyor. Aradaki farklı olan biyomühendislikteki dersleri de alıyor. Alıyor. En sonunda çocuk iki tane diplomaya sahip oluyor. Hem bilgisayar mühendisliğine ördeğimizde hem de biyomühendisliğine. Dört yıl içinde iki diploma alıyor mu hocam? Dört yılda bitiremeyebilir olsun. Yani bu muazzam bir imkan onlar için. Çünkü iki tane ayrı diploma veriliyor. İstediği yere gidip mühendislik, bilgisayar mühendisliği, istediği yere biyomühendislik diploması sunabiliyor. Ve her hak, öbürleri gibi her hakka sahip. Yan dalda gelince, yan dalda çocuk mesela diyelim bilgisayar mühendisliğinde okuyor. Diyor ki ben psikolojide bir şeyler öğrenmek istiyorum. Bir ekstra bir şeyler. O zaman yan dal olarak en aşağı 18 kredili bir ders, eski krediyle söylüyorum. Kredi seçmek suretiyle. Orada da mesela bilgisayar mühendisliği mezunu ama psikolojide konsantre olmuş diyelim o tarafa doğru. Bu şekilde bu imkanlar da vardı. Bunlar her üniversitenin sunduğu imkanlar gibi geliyor insana ama hakikaten bizde uygulanıyor. Bizde başarılı olan bütün çocuklar hemen hemen yani %20 meselesi diye bir şey var. Başarılı olan herkes bu iki büyük bir fırsat. İki şeye de müracaat ediyor. Ayrıca onun için eğer çocuk burslu ise zaten burslu olduğu gibi de devam ediyor. Yani ikinci bir dala yerleştirildiği zaman, ikinci bir alan seçtiği zaman çift ana dal yaptığı zaman ayrıca bir ücret ödeme yok diye bir şey bahis konusu değil. Hayır. Bizim üniversitede yok. Bu konuda aydınlattığınız için de hocam teşekkür ederim. Yurt dışına da tabii öğrencileri gönderiyorsunuz. Yurt dışı imkanlarınızda farklı üniversitelerle anlaşıp hatta lisans eğitimi sonrasında yüksek lisans ve doktora imkanlarını da tanıyorsunuz değil mi hocam? Evet. Gayet tabii. Yani Erasmus ayrı bir şeydi lisanslı ama bu yüksek lisansla ilgili, daha doğrusu lisans üstü çalışmaları ile ilgili olarak da yine yurt dışı ile bağlantılar vardır bizim fakülte olarak. Zaten yeni bir şeyden geldik. Rektör Bey ile beraber Kanada'daydık. Bir sempozyuma bir grup arkadaşa gitmiştik. Orada da bazı bağlantılarımız oldu ama onu da kristalleştirmeye çalışıyoruz. Basına yansıyan o şeyden sonra 2016 ECNS Kongresi'de. 2016 ECNS Kongresi. Siz ev sahipliği yapıyorsunuz. Evet. Bizim Üsküdar Üniversitesi ev sahipliği yapıyor ve oy birliğiyle karar verildi. Evet. Türkiye'de olmasını, ev sahipliğini de bizim üniversitede yapıyor. Tabii burada rektörümüzün çok büyük çabaları oldu. Gelen arkadaşlarımız vardı. Onların hepsinin çok güzel prezentasyonları oldu. Dolayısıyla çok etkiledik herhalde onları ki 2016'yı dünyanın en önemli bilim adamları da beyinle ilgili daha sinir bilimcileri değil mi hocam? Sinir bilimcileri Türkiye'de buluşacaklar 2016 Eylül'ünde. Tebrik ederim hocam. Türkiye bilim adına gerçekten önemli bir imza ve üniversitelerin böyle şeyler yapabiliyor olması gerçekten bizleri gururlandırıyor hocam. Süremizin 2-3 dakikaya girdik hocam. Son 3 dakika diyebiliriz. Adnan hocam sizinle tamamlamayı da arzu ederim. Söylemek isteyecekleriniz hatta dün hocalarım da bahsetti. Üniversite kültürü, pozitif psikoloji gibi normalde başka üniversitelerde olmayan şekilde aslında öğrencilerinizi de
Yani sosyal bilimci olarak size sormak istiyorum. Öğrencileri hayata da hazırlıyorsunuz. Onlara hayat koçluğu da yapıyorsunuz akademik birikimin haricinde. Belki buradan da arkadaşlara bir şeyler söylemek istersiniz hocam. Bizde girişimcilik ve proje kültürü diye bir ders var. Hmm. Bütün öğrencilerimiz bu dersi okurlar, bu dersi alırlar. Üniversite kültürü diye bir dersimiz var. Yine burada değişik şeylerden, sektörlerden insanlar gelir, akademisyenler gelir, iş dünyasından gelir. Bunlar sunumlar yaparlar. Hmm. 8 dönemle yayılmıştır bu lisans düzeyinde. Ön lisans düzeyinde 4 döneme yayılmıştır. Yine pozitif psikoloji dersimiz vardır. Bütün üniversite öğrencilerimiz bu dersi alırlar. Evet. Bizim tabii ki hayata hazırlama, iyi insan yetiştirme gibi bir şeyimiz de var, misyonumuz da var. Sadece belli bir birikimi insanların kazanması değil, yani bir program çıktısı diyoruz, bir program kazanımları diyoruz ve ders kazanımları diyoruz. Orada belli bir konuyla ilgili bilgi, yetkinlik, yeterlilik kazandırıyorsunuz ama bir de hayata karşı insanın nasıl bir tavır alacağını, hayatı nasıl anlamlandırılacağıyla ilgili de ona bir takım yeterlilikleri, yetkinlikleri kazandırmak gerekiyor. Bu derslerle bu işi yapmaya çalışıyoruz. Tabii bu arada da bu öğrencilerimizin özellikle yurt dışı meselesini çok önemsiyoruz. Şu anda Amerika ile bazı üniversitelerle görüşmelerimiz var. Orada öğrencilerimizin bir dönem okumasıyla ilgili, öğretim üyelerimiz değişikliğiyle ilgili önümüzdeki dönem için mesela bir üniversiteye Amerika'da gideceğiz. Böyle bir şeyimiz var, çalışmamız var. Onlardan bize öğretim üyeleri gelecek. Bu şekilde öğrencilerimiz dünyanın farklı üniversitelerinden, hocalardan da ders almış olacaklar. Farklı üniversitelere gitmiş olacaklar. Bunu da planlıyoruz. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Ama biz öğrencilerimize öncelikle geleceğe yönelik bir vizyon vermeye çalışıyoruz. Yani nasıl bir insan yetişecek? Evet. Yani 21. yüzyılın insanı nasıl olacak? Tabii bunu yaparken insanlarımızın bakıyoruz istekleri var. Doğru ama isteklerin yanında bir de yeterlilikleri var. Evet, hocam. Yetenekleri var. İşte başarılı insan bu yetenekleriyle isteklerini örtüştüren insandır. Bu örtüştürmenin adına da emek diyoruz. Emek vermesi gerekiyor. Emek değerli bir şey. Onu evet, söyleyebiliriz. Hocam. Öğrencilerin bu fırsatı değerlendirmelerini istiyoruz. Hocam süremizin sonuna geldik. Yönetmenim Mehmet Bey de beni uyarıyor. Teşekkür ederim Profesör Doktor Adnan Ömüroğlu, Profesör Doktor Selahattin Gültekin, Profesör Doktor Beste Üstün hocam. Ayaklarınıza sağlık, şerefler verdiniz. Çok sağ olun hocam. Evet değerli arkadaşlar, programın bugün sonuna geldik. Hayat tercih üzerine gelen Facebook sorularını kesinlikle gün içerisinde hocalarımız cevap verecek. Bundan şüpheniz olmasın. Yine haftaya saatler 11.10'u gösterdiğinde görüşmek ümidiyle. Mutlu günler.